Merhaba, ben Özlem Salt. Bu videoyu dışarıda çekmeye karar verdik. Sessiz, sakin bir deniz kıyısında. Bugünlerde çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum böyle anlara. Eve kapanacağımız bu günlerde dilerim ferahlık verir bu video size. Korkusuzca dışarı çıktığımız, yeni yerler keşfettiğimiz günleri anmak istedim biraz da. Hızlıca valiz hazırladığımız, yola çıktığımız günleri. Böyle günlerde yanımıza aldığımız kitaplar isteriz ki yolculuk temposuna ayak uydursun. Daha akıcı, bir çırpıda okunacak kitaplar olsun. Ya da çevreyi, kendimizi dinlememize de fırsat versin, içimizi açsın. Merakla, hayretle, hayranlıkla çevremize bakmamızı sağlasın. Boş bir bakışta değil, özüne vararak, anlayarak görmemizi sağlasın. Mekanları insanlardan ayrı düşünemeyeceğimizi hatırlatsın bize. Gittiğimiz yeri diliyle, kültürüyle birlikte değerlendirmemiz gerektiğini göstersin. Bu sebeple kitaplığıma neler okunmalı diye göz atarken yerli yazarlarımızdan sizler için şu 5 kitabı seçtim. Birincisi Şermin Yaşar'dan Kuş Masalları. Kuş Masalları bütün masallar gibi her yaştan okura hitap eden bir masal kitabı. 7 dağın kuşlarının bize söyleyecekleri var. Her birinin başka bir sırrı. Daha önce Kuşların Felsefesi kitabında alegorik anlatımla doğadan ders çıkarmanın doğu kültürüne ait olduğunu söylemiştim. Şermin Yaşar bu hakkı teslim ediyor işte. Şiirsel bir dille kaleme aldığı masalında Kırkı'da düşündükçe daha da güzelleştiler diyor mesela Düş Dağı sakinleri için. Sus Dağı'nda kendinden daha güçlü korkusu vardır herkesin diyor. Her dağın kuşu kendi iklimince konuşuyor. Eğer bir doğa gezisi ise yolculuğunuz size seve seve eşlik edecek bir kitap Kuş Masalları. Çünkü okuduktan sonra göğe bakmamızı sağlıyorsa doğaya aittir ve okunmayı hak ediyordur. İkinci kitap Yaşar Kemal'den Ağrı Dağı Efsanesi. Bilmem ki Yaşar Kemal okumadan Anadolu ve halk edebiyatı tam olarak anlaşılır mı? Onun masallar ve efsanelerle yoğrulan diline yudum yudum içmeden bu topraklar için ne desek eksik kalır diye düşünüyorum. Ağrı Dağı Efsanesi özellikle Yaşar Kemal'le yeni tanışacak herkese tavsiye ettiğim ilk kitaptır. Hem okuması kolay hem de etkisi büyük kitaplardandır çünkü. Hem de Yaşar Kemal'in renkli, şiirsel, efsanevi diliyle tanışıp bir yandan da aşkın anlatılışındaki görkeme hayran kalacağınız, Yaşar Kemal üslubunu nereye gitseniz taşıyacağınız bir roman, Ağrı Dağı Efsanesi. Elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, dünyanın neresinde olursanız olun, size ev hissini yaşatacak bir kitap. Her Hıdrellez'de andığım Bin Boğalar Efsanesi de bu listeye alınabilir. Zaten Yaşar Kemal okuyanlar bilir, yazar okuru diline öyle hayran bırakır ki bütün kitaplarını okumak için fırsat kollarsınız. Üçüncü kitap Sait Faik Abasıyanık'tan Semaver. Yolculuklarda hikaye kitaplarını özellikle tercih ederim. Koşuşturma arasında kurgu bölünmez, her fırsatta bir hikayeyi tamamlarım. Ben Semaver'i tercih ettim ama Sait Faik'in bütün hikaye kitapları bu listeye alınabilir. Onun bir sözüne kulak verelim. Şöyle diyor yazar. Bir takım şeyler var ki başkalarına anlatıldığı zaman onlar üstünde hiçbir tesir bırakmıyor. Halbuki aynı şeyler bende neler yapmamıştı. Onun hikayeleri işte bende böyle bir etki yapar. Diline ve hikayelerindeki inceliğe hayranımdır. Tekrar tekrar okunmayı hak eden Sait Faik'le öğrencilerimi tanıştırırken kitaba da adını veren Semaver hikayesini seçerim genelde. Evi, hayatı, çalışmayı, canlılığı, dumanı üstünde bir semaver imgesiyle özetler yazar ve aynı imge üzerinden ölümü, sessizliği, durgunluğu anlatır. Gerçekliği böylesine ustalıkla anlatabilmek Sait Faik hikayeciliğinin bir başarısıdır. Günlük hayatın sıradan görünen hikayeleridir ve yazar, ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya diyen Gülten Akın'ın ne anlattığını çok iyi bilir. Dördüncü kitap Sabahattin Ali'den Sırça Köşk. Koşmaktan görmeye vakit bulamayanlardan değildir Sabahattin Ali. Şehirlere alışamamış bünyesi, yolculuklar bana zevk verir. Bu zevkte varacağım hedefin zevki dahil değildir. Yolculuk, bu bir yerde durmadığını, hareket etmediğini bilmek şuuru, bu bir yere bağlanıp kalmaktan kurtuluş, başlı başına tatlı bir şeydir der. Onun hikayeleri de bu minvalde yolda olmanın, yola çıkmanın hikayesidir. Sırça Köşk kitabını gösteriyorum özellikle ama Değirmen, Kaan'ı, Ses, hikaye kitapları ya da içimizdeki şeytan, Kürk Mantolu Madonna romanları da pekala seçilebilir. Bu yüzden dördüncü seçimim Sabahattin Ali'den herhangi bir kitap gibi düşünülebilir. Eserlerindeki toplumsal ve siyasi eleştiriler yüzünden başı dertten kurtulmamıştır yazarın. Gittiği her yerde, buna hapishane de dahil, insan manzaralarını, adaletsizlikleri, ironi dolu gözlemlerini anlatmaktan geri durmaz. Bir süre yasaklılar listesinde de olan bu kitap, namuslu insan olmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlatır bize. Yalın içten anlatımıyla acıyı bal eyler Sabahattin Ali.
Son kitabım Nihan Kaya'dan Çatı Kat. Yine bir öykü kitabı. Bu kitabı elinizden bırakmadan bitireceğinizi düşünüyorum. Daha çok içsel bir yolculuk sunuyor ama her yol kendi içimize değil midir zaten? 10 hikayeden oluşan bu kitapta kendinize yakın hissettiğiniz çok karakter var. Çocukluğa dair ustaca gözlemler yapan Nihan Kaya, bu dönemin bir cennet mi yoksa bir ütopya mı olduğunu sorgulatıyor bize. Hüzünlü tarafı çok hikayelerin, fakat Peyami'ye mektupta şöyle diyor yazar. Keşke her insanın üzerinde de şiirlere mısra mısra dönüp baktığım gibi tekrar durup düşünebilseydim. Keşke her insanda verdiğim emek kadar fark etmeye değer güzellik bulacağımı baştan bilebilseydim. Baktığımız her yerde bir güzellik, incelik görebilmek dileğiyle. Sağlıklı, kitap dolu ve bol seyahatli günler dilerim. Hoşça kalın.